Evet sevgili dostlar. Sponsorlarımız Golva.com ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 16 Mart 2023 Fener'in maçı var. İnşallah Fenerbahçe'den tarihe geçecek güzel bir galibiyet olur. Ve tur atlayan taraf biz oluruz. Fenerbahçe ve Sivasspor an itibariyle Avrupa'da yoluna devam ederken Başakşehir maalesef dün aldığı yenilgiyle veda ettim. Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasında İlk 10 ülke içerisinde yer alması için Fenerbahçe ve Sivas Spor'un son 16 turlarını geçip toplamda 6 galibiyet alması gerekiyor ki Türkiye'nin ilk 10 umudu iptal oldu diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'den sağlık durumu bilgilendirme. Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Hacı Badem Altunuzade Hastanesi'nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol, diz, ön, çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz demiş. Geçmiş olsun Lincoln ve Lincoln her hareketinde bir açıklama var. Sevgili Fenerbahçe taraftarı Sevilla ile oynadığımız Sevilla ile oynadığımız ilk maçta ne yazık ki ağır bir sakatlık yaşadım. Böylesine önemli bir süreçte takımdan ayrı kalacak olmak benim için büyük bir üzüntü sebebi. Maalesef futbolun içinde olası bir durumu yaşıyorum. Önümde uzun bir geri dönüş süreci var ve ben bugüne kadar sahada olduğu gibi şimdi de tedavi döneminde en çabuk şekilde dönemimle kadına elimden geleni yapacağım. Yaşadığım sakatlıkla ilgili çok sayıda destek mesaj aldım. Zorlu günlerde sizlerin destekleri benim için çok değerli. Bunlara da herkese teşekkür ediyorum. Yarın ve sezon sonuna kadar tüm kalbim, takım, arkadaşlarım ve siz Büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak dedi dün. Altay Bayındır'da geçmiş olsun kardeşim. Biliyorum daha güçlü döneceksin dedi. Muhtemelen diğer futbolcularımızın da destekleri ve destek mesajları gelecektir Lincoln'le. Şimdi teknik direktörümüz Jesus Lincoln hakkında diyor ki yokluğu büyük bir kayıp. Lincoln'un durumu hepimiz üzdü. Doktorlar şu anda onu en hızlı, en iyi şekilde planlarını yapıyorlar. Sezonun geri kalanında oynayabilecek mi henüz bilmiyorum ama onun yokluğu büyük bir kayıp. Sezonun geri kalanını falan unutun. Sadece benim için değil Fenerbahçe için de büyük bir kayıp. O benim sevdiğim tipte bir oyuncu. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Onu bu sezon 3 farklı pozisyonda oynattık. Her pozisyonda elinden gelenin en iyisini yaptı. Dolayısıyla onun yokluğu bizim için bir dezavantaj. Bu süreçte de Lincoln çok iyi bir performans sergiledi. Takım için çok önemli bir oyuncu oldu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Bazen orta saha, bazen bek, içeride veya dışarıda oynasın onun için hiç fark etmiyor. Her zaman çok iyi bir performans sergiliyor. Sakatlanana kadar iyi bir dönemindeydi. Onun göstermiş olduğu performans benim için pozitif anlamda bir sürpriz oldu bile diyebilirim ama şimdi sezon sonuna kadar belki ondan faydalanamayacağız. Bunun için Jayden için formu bulabilmesi açısından fırsat olabilir diye değerlendirmiş. Arkadaşlar şimdi bakın. Dün bir kardeşim var. Onu da buradan selamlar olsun. Seviniyorum diyor. Lincoln sakatlandı diye seviniyorum diyor. Ya dedim ki bak arkadaşım etme eyleme. Bak Lincoln yetenekli bir oyuncu. Bak Rossi de yetenekli bir oyuncu. Bence yanlış ligde. Eğer Diego Rossi İspanya'nın Mallorca takımına transfer olsun. Ne bileyim Rea Bayakano'ya transfer olsun. Hani başka bir takıma transfer olsun. Alır başını coşar gider. Alır başını coşar gider. Ama Türkiye Ligi'nde özellikle Fenerbahçe'de yani maalesef ve maalesef değer bulamıyor arkadaşlar. Yani ha gol katkısı aşk katkısı. Şimdi Lincoln Henrique'de eğer İspanya'ya falan transfer olsun adından çokça söz ettirir. Çünkü orada biraz daha teknik ile oynanılıyor. Bu arada Lincoln'in yaşı 35. Yok yok şaka yapıyorum. Ne 35 yaşı daha 24 arkadaşlar. 24 Lincoln Henrique'nin. Daha yaşı 24. Sol ayaklı 8 oynayabiliyor. Sol açık oynayabiliyor. Sol beke e, denendi. Çapraz bağ yırtığı diyor. Mesela şunu söyleyeceğim ben. 27 Ekim'de piyasa değeri 6 milyon euro. Hala 6 milyon euro olarak güncellenmiş durumda. Bugün bak 3.5'ü aldık futbolcuyu. Bugün satışa sunacak olsak 6'dan daha yüksek fiyata gider. Gider. Bakın arkadaşlar. 35 maça çıkmış ama 2066 dakika. Yani şöyle anlatayım. 1800 dakika 20 maç. 1890, 1980, 2070. 23 maça çıkmış. 2 gol 8 asist. 2 gol 8 asist yapmış. Tabi böyle bir futbolcu. Sol bek oynadı, sol açık oynadı. 8 oynadı. Yeteneksiz demek de bence vicdansızlık olur. Hocam Jesus niye sol bek oynattı? Geçen sene de Ferdi için aynısını söylediniz. Bu, bu, sene diyorsunuz ki ulan iyi ki oynatmış. Yani arkadaşlar bakın zor şartlar insana bazen bir şeyler sunar. Sol bekte. Alioski oynatayım diyor. Alioski vurdum duymaz. Geri dönüşleri sıkıntı. ileri gidişleri sıkıntı. Tamam lan ben Luan Perez oynatayım diyor. Luan Perez öyle bir sakatlanıyor. Hayatı kayıyor adamı düzelemiyor. Atilla Salah'ı oynatayım diyor. Ulan stoperde kimse kalmadı. Herkes takatlandı oluyor. Yani Jesus ne yapsın? Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Mecbur Lincoln'u oynattım. E de performansı ortada. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Lincoln sol bekle Ferdi. Sağ bekle oynadığı zaman gerçekten kötü değil. İyi oynuyorlar da. Ama siz buna vicdansız sıkı sıkıntı. Ben geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Ha. Osterwold'un in inşallah performansı çok yüksek olur. İnşallah alındığına değer İnşallah beklentilerimizi kat be kat karşılar. Ve sezon sonuna kadar buradan alır gider. Yani ben geçenlerde bir hesapladım. Yaklaşık 15-16 maçımız kaldı ligin bitimine. Hani seviye maçını geçersen fazladan 2 maç ekleniyor. Türkiye Kupası maçını eklersen fazladan 2 maç ekleniyor. Onunla geçersen fazladan bir maç ekleniyor. Falan filan. Hani şu dönemde Lincoln'e yararlanamayacak olmak kötü bir durum. Seviye Sevilla, Alanya Spor maçlarından sonra 2 haftalık milli ara falan. Yani öyle hemen düzelecek bir şey değil. Yırtık değil de hani ödem falan tespit edilseydi iyiydi ama ameliyat olması da kötü bir durum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Serdar Dursun bunu çok soruyorlar bana. Şimdi sezon başında bir paylaşımda bulunuyor Serdar Dursun. Ama 24 saat sonra siliyor ve bireysel düşüncesini söylemesi suç sayılıyor. Yani topların değişmesi lazım kalitesiz falan filan diye. Arkadaşlar bu ligin bir marka değeri var. Bu ligin bazı anlaşmaları var. Canımız sıkıldı, ligden çekiliyoruz öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok. Serdar da bu saçmalığı yapıyor. O topların belirlenmesini Fenerbahçe belirlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu bilin. E, kulüp de disiplin talimatını gösterip 15 bin euro para cezası ver veriyor. Diyeceksiniz "Kocam vermesi olmaz mı?" De. Arkadaşlar, e, mecbursun. Bazı şartlara mecbursun. Şimdi Sadece topu eleştirdiği için verilen bu cezayı içine sindiremiyor. Uluş, uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuruyor UÇK'ya. O da 15 Aralık 2022'de verdiği karar Fenerbahçe haklı diyor. Serdar'ın itirazı disiplin talimatına böyle bir madde bulunmadığı yönünde ama UÇK yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koyuyor. Durum bundan ibaret. Yoksa maaş alamadı, parasını alamadı. Yok kaçmak istiyor. Yok görümcesinin eltisinin yanına gitmek istiyor. Bunları geçiniz. Ben işte bundan kızdım. 2 2,5 milyon euro para veren gönderin diyorum. Ya ne bekliyorsunuz? Gönderin abi. Ya böyle bir saçmalık mı olur ya? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Allah aşkına. Şimdi birkaç duyumdan bahsedelim. Bu arada Enner Valencia senin bütün soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişine eşekler kovalasın. Sadece eşekler değil, şöyle eşekler de kovalasın. İyi, iyi Fenerbahçe taraftarları bu sözlerimi niye söylediğimi çok iyi anlıyorlar. Çünkü ancak böyle gaza geliyor Valencia ve, ve patlama noktasına böyle ulaşıyor. Ne yapalım benim de küfürüm böyle oluyor yani. Siz kendi pencerenizde nasıl ediyorsanız edin. Şimdi arkadaşlar transfer konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Enteresan transfer duyumları var. Öncelikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Adana Demirspor'u takipten çıkmış biyografisine ayrılıkları bazen helalleşmedir yazmış. Arkadaşlar geçenlerde Hatay valisi vefat şey vefat nerede çıktı istifa etmiş. Ya bu şey seçim sürecinde belli makamlarda kalamıyorsunuz istifa etmek zorunda kalıyorsunuz eğer vekil aday adaylığına başvuracaksanız. Bilginiz olsun ondan dolayı oluyor bazı istifalar yoksa başka şeylerden değil. Transfer demiştik. Fenerbahçe ve Galatasaray Inaki Pena ile ilgileniyormuş. Aa ben bu duyumu hatırlıyorum. Ben bu duyumu bu kanaldan hatırlıyorum. Pena duyumunu. Hatta örnek vererek de verdiğimi hatırlıyorum Altay Bayındır'ın yerine diye. Şimdi Barcelona ile 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek ve muhtemelen de yenilemeyecek sözleşmesini arkadaşlar. Bu daha Fenerbahçe açısından bir şans olabilir. Ah, Galatasaray'da gösterdiği performans son derece hoştu. Yaşı daha 24. Bakın 2 Mart'ta 24 oldu bu arada. Yani yaşı daha 24. Bence hani sıkılabilir kurşunlardan biri. Tabii ki Transferde birçok şeye dikkat etmen lazım. 4 milyon euro piyasa değeri var. 1.84'lük kaleci. Refleksleri falan gayet iyiydi. Bilmiyorum denenebilir aslında. Barcelona'yla da iyi bir ilişkimiz var. <laughs> Onu da kötü yapmadan. Biliyorsunuz her sene düzenli olarak Ali Koç'un dostluğu sayesinde sürekli borcu getiriyoruz Barcelona'dan. Ayıp etmeyelim yani onlara da. Gençler işte Birliği Başkanı Niyazi Aktaş transfer yasağımızın kalkmasına katkı veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum demiş. Dün Şansal Büyükhan'ın bazı açıklamaları vardı. Birçok kişi de bunu paylaşmış. İşte Aziz Yıldırım diyor sert bir adamdı. Dikine konuşuyordu. Ali Koç'un eksiği şu. Fair play falan filan. Ya arkadaş Aziz Yıldırım dikine konuşuyordu da ne elde ettik. 3 kez son maçta kaçan şampiyonluk yaşadık. Yani 3 kez son maçta şampiyonluk kaçırıyor. Aziz Yıldırım olsa bunu yapmazdı diyor. Öbürü de diyor ki işte Aziz Yıldırım zamanında diyor her sene mutlaka 2 tane 3 tane yıldız alınırdı. İhtiyaç olmasa bile yıldız alınırdı. Ya belki de sizler, ben, hepimiz bu şekilde kandırıldık. Yani arkadaşlar bakın Ali Koç 5 senedir başarısız. Kabul. Bence başarısız yani. Buna başarı diyen varsa futbolun feyisini anlamıyordur. Ancak biz 9 senedir kupa kazanamıyoruz. Yani Aziz Yıldırım'da son 4 senesinde başarısız. Bunu niye hiç bile getirmiyoruz? Arkadaşlar yazmışlar işte Aziz Yıldırım geri gelsin şöyle böyle falan filan. Ya kulüp son 2 yılda yani Aziz Yıldırım dönemindeki son 2 yıldaki 3 yıldaki saçma harcamaları yüzünden borcunu 2,5'a iki, iki, buçuğa katlamış. Düşünün saçma harcamalar olmasa Fenerbahçe yine şey yapsa durum bu. Bazen ben size bir şey söyleyeyim. Bazen yıldız almamak daha karlıdır. Bunu sadece maddi olarak düşünme işte hocam para harcamayacağız o yüzden. Hayır sen oraya bir mesaj veriyorsun. Benim üzerimden geçim sağlıyorsunuz. Benim üzerimden para kazanıyorsunuz, Ama bana haksızlık ediyorsunuz. Almıyorum lan ne yapıyorsanız yapın diye. Ha öbür türlü de şu var arkadaşlar. Her transfer masraftır. Futbolcu masrafı, vergi masrafı falan. Şimdi bakın bunları dile getiren kişiler suçlu ilan ediyor. Ben iyi, dile getiriyorum. Ha yönetim yalakası şöyle böyle. Ya sizin sülaleniz bir yerleri birilerini yalar da ben birini yalamam, yalamam merak etmeyin. Ya sizin sülaleniz yalamaya müsaittir ama ben yalamam. Ben eğri eğri doğruya doğru derim. Ya bunu, bunu yaptığım için zaten bu kadar takip ediyorum. Bu kadar kişi tarafından dinleniliyorum. Bunu yapmasam inanın ya şekle göre şeyine göre ha e, güneşin doğuşuna batışına göre şekil alsak 29.100 olur size 291.000 belki 2 milyon olur. Ama bizim karakterimizde bu yok. Mesela Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak birkaç söz söylemiş. Şimdi bak adamın dediklerini dikkatlice dinleyin. Bak ama hocam fakat hocam ancak hocam he hocam sen bunları savun şöyle böyle. Bana bir kere aptal gibi ezbere cümlelerle gelmeyin abi. Üç tane çöp alacağına bir tane yıldız al. Sekiz tane Orta ayar futbolcu alacağına bir tane yıldız al. Peki şunu sorayım çok zeki arkadaşım. 8 orta ayar futbolcudan kaçının tutma ihtimali? Ya tutmama ihtimali yüksek. Mesela 4'ünün tutma ihtimali yüksek mi? Yüksek. Bir futbolcu aldın, tutma ihtimali yüksek mi? Aldın, hiçbir şey ya mesela Mesut Özil. Geberiyordunuz Mesut Özil gelsin diye. Dünya rekorunu kırdık. Uçağı uçağa uçağı takip edildi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye katkısı nedir arkadaşlar? Bana biraz izah edebilir mi? Adil Rami bence yıldızdı. <laughs> ne kattı? Bak Valbuena da yıldızda. Ne kattı? Çok şey kattı. Ne kadar aldı? 4,5 milyon euro yıllık ücret aldı. Değer bir değmezdi. Ne başarı var? Ortada ne başarı var? Aziz Yıldırım döneminde sürekli yıldız geliyormuş. Ne başarı var ortada? Ortada ne başarı var? Arka arkaya 3 sene şampiyon mu olmuş? Siz demiyor en yani çok Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı diye? Orantısal olarak da. Ortada ne başarı var? Şimdi Galatasaray'da Van Kruise'ye Hayri Kozak diyor ki Galatasaray transfer etti. Yabancı futbolcular için toplam 87 milyon euro yükümlülüğe girdi vergi hariç. Bir de %40 vergisi var bunun. 90'dan hesaplasak 36 milyon euro vergi verecekler. Ya gerçi silinir o vergiler. Söz konusu Galatasaray olunca vergi verilmiyor. Yani kendi başkanların izahıyla ne diyor? Galatasaray vergi ödemez diyor. silinir diyor vergimiz diyor. Bir silindi de diyor. Ben de başkanlar diyor ben demiyorum. Bunun TL karşılığı 1.7 milyar TL diyor. 87 milyon eurodan bahsediyor. 8 Türk futbolcunun maliyeti ise 24 milyon olur. Toplam maliyet 111 milyon euro. 2 ile çarpın arkadaşlar. Yani 20 ile çarpın. Yani 2.2 milyar demek istiyorum. Gerek var mıydı buna diyor. Bak bir kez daha söylüyorum. Yabancı futbolcular için 87 milyon euro. Bu arada transfer edilen bu sezonkilerden bahsediyor. 87 milyon euro. 8 tane de Türk futbolcunun maliyeti bu senekiler 24 milyon euro. Bon servis artı yıllık ücret 111 milyon euro. Gerek var mıydı ona? Arkadaşlar çok basit amiyane tabirle soruyorum. 111 milyon euroyu 4'e bölerim. Ya yani 3'e bölerim. 3 sene şeklinde. Yaklaşık 36 37 yapıyor diyelim. 37. Aynen. Tam olarak 37 milyon euro yapıyor seneye böldüğün zaman. Yani Galatasaray her sene 37 milyon euro gelir elde etmeli ki bunu çıkartmalı. Edebilir mi? Şimdi şampiyon oldu diyelim. Kasasına gelecek para 8 milyon 250 bin euro. 8 milyon 250 milyon şampiyonlukta. Eskiden şampiyonlar ligi grubuna direkt cumburlop giriyordun. 20 milyon euro da oradan geliyordu. <laughs> Havuzuydu, reklamıydı, factoringti, şuydu, buydu. 5 de oradan geliyordu. 25. E 8-250 buradan 33-250. Sıfıra 0 sıfır. -0. Ama kadron kaliteli olmuş oluyordu. Doğru. Şimdi, e şimdi Mertens'in yıllık maliyeti belki 8-250 e o kadar yoktur ama Mertens artı Icardi 8 çok çok yüksek. Yok hocam 750 bin euro veriyoruz. Aynen bende de satılık köprü var. Ya çok güzel üstüne arabalar falan geçiyor. Satabilirim yani. Güzel fiyata da bırakırım. Ya ne olacak? Yani siz 8, Mertens şeyin Icardi'nin 750 bin euroya oynadığını düşünecek kadar dünyaca ünlü zeki insansanız bende de satılık köprü var. Tam size layık. Şimdi adam haksız mı? 111 milyon euro. İyi de hocam senin Fenerbahçen bunu yaptı. Evet arkadaşlar. Benim Fenerbahçen Hani sizin Fenerbahçeniz değil. Benim Fenerbahçem yaptı. Eleştirmeye gelince senin Fenerbahçen oluyor. Övmeye gelince hepimizin Fenerbahçesi oluyor. Değil mi? Öyle oluyor. Ben bir kere bir şey söyleyeyim. Transfer Market'ta güncel bilanço eksi 13.71 milyon euro yazıyor. Bu bize girmiş bir kazıktır. Bunu bir çıkartmak lazım. Çünkü bizimle uğraşan çok fazla kurum ve kuruluş var. Rossi, ya transfer markete bakın Osterwald 6 milyon Euro'ya alındı. Eğer beklediğim Osterwald olursa sezon sonu bile en az alındığı paranın 1.5 katına transfer teklifi alır. Rossi 5.5 yazıyor. Şimdi elinizi vicdanınıza götürün. Uruguay milli takımının geniş kadrosunda yer alan bir futbolcu transfer market değer 12 milyon Euro olan bir futbolcu. Burada 5.5 yazıyor. Orada niye 12 yazıyor? Yani satarsan 12'ye satar civarında diyor. Rossi 12'ye satsan İhtimal var mı var. Ona sattığını düşün. 4,5 kar. Yani az buz değil arkadaşlar. Ben size hep söylüyorum. Luan Perez 5.23. Pedro 4.68. Bize asıl giren burasıdır. Burada bir 10 milyon euroluk bir giriş var bize. Bu çıkmaz. 10 milyon euro çıkmaz açık söyleyeyim. Keşke çıksa. Ama bu 10 çıkmaz. Ha, rakiplerin her transferini yere göğe sığdıramıyorsunuz. Eğer Perez ve Pedro Sakatlanmasa oynasalar ikisi de süperstar. ikisi de yıldız. İkisi de yıldız. Bir İtalya Ligi'nin bir Fransa Ligi'nin yıldızı. hani rakip al. Eğer bunu Galatasaray alsaydı yere göre sığdıramıyordunuz. Sakat da olsa sığdıramıyordunuz. Eğer oynarlarsa iki tane yıldızın var senin. E Rossi dediğim gibi Uruguay geniş havuzunda oyna yani biraz daha gol atsa alsana yıldız. Osterwold gelişimdeki bir isim. Parlasa alsana yıldız. Buruma 4-250'ye alındı. Ben diyorum Perez ve Pedro'ya odaklanan ses. Asıl bunlar bize girdi. Bak Bruma'yı 4.250'ye aldık. Belki 4.250'ye çıkarırız. Haberiniz olsun. Samet Akkaydın 3.7 diyor. Samet de zaten Türk kontenjanı mecbur. Bat 3.5 bat bugün satsan ona satarsın. Bugün sat 10 milyon euroya satarsın bat şu ayı. Ama siz yıldız görmüyorsunuz. Ben de buna ayar oluyorum. Nasıl yıldız görmüyorsunuz ya? Bu arada hocam bak şu ayın 10 golü var yazmış biri. Arkadaşım aç transfer markete 15 gol bir asisti var 1330 dakikada. Yani 15 gol bir asist. Ama sen böyle bir futbolcu çöpleme derindesin. Lincoln kim 3 3.5'a aldın. Sakatlanmasa bugün 6'ya satarsın. 6 piyasa değeri var. Arao'yu 3'e aldın 6.5'a ya satabilirsin yazın. Görün bakın yazın buna teklif gelecek Arao'ya. Emre Mor mesela 2'ye aldın yüksek satabilirsin ha. Burada benim Söylemek istediğim kazık şu. Perez ve Pedro'dan kazık yedik biz. 10 milyon euro. Boşuna gitti para. Hadi 4 250 burum olsun. 14-250. Bunları çıksan 3 tane futbolcu çıktın. Ama hocam bak yıldız futbolcun yok diyeceksin bu sefer de. Ama yararlanamadın. İşte futbol böyle bir şans oyunu. Bazen <laughs> parayı saçıp savurursun. Ama elde var sıfır olur. Buna da dikkat etmek lazım. Özellikle döviz kurunun euro kurunun bu kadar hareketli olduğu dönemde ya satışlar illaki olacak. Mesela Ferdi Kadıoğlu'nu ben elde tutacağımızı zannetmiyorum. Yani hiçbir güç Ferdi'yi elde tutamaz. Bence Ferdi Kadıoğlu yazın %1 milyar gider. Ama hangi takıma gider? İşte orası tereddütte. Sevilla maçında Ajax izleyecekmiş arkadaşlar. Rezervasyon yaptırmışlar canlı canlı izlemek için. Yaşı 23. Transfer 15 milyon euro yazmış. Bir şey söyleyeceğim. 15 milyon euroya satsalar Fenerbahçe yönetimini PKK e, HDP falan PKK mıydı? PKK olmakla suçlarsınız. 15'e satsalar. Bu kadar ucuz gider mi diye. Değil mi? Transfer market yazmış işte. Şu şu kadar 28 milyon euro Daniola bilmem şu 18 milyon euro falan. Mesela 28'e transfer edilir miydi Daniola? Zannetmiyorum. Galatasaray 15'e aldı. Yani 15'e aldı. Kaça satar bugün? Bugün 20 teklif gelse satar. Niye satmasın? Kar elde ettiktir. Peki. Icardi 18 milyon euro. Galatasaray 18'e satın alır mı? Anlıyorum. Bak oraya 15 toreriye falan yazmış. Bir şey yazmış. E, Yusuf Demir. Adam 5 milyon euro piyasa değeri var. 6'ya transfer ediyor Galatasaray. Hiç oynatmıyor. 2,5 milyon euro ekliyor transfer market değerine. Sonra diyor ki Fener Market. Lan hiç oynamayan futbolcuya 2,5 eklemiş potansiyelinden dolayı. Sonra 126 dakika oynayınca da 1.5 milyon euro düşürüp 6 milyon euroya düşürmüş piyasa değerine. Öyle bir titen. Mesela ben şeye çok ayarladım. Valencia'yı 3 milyon eurodan 3.8'e çıkarmış. Hayatınız boyunca siz Süper Lig'de bu kadar golcü bir futbolcunun bu kadar az değer kazandığına şahit oldunuz mu? Valencia Trabzonspor'da olsaydı 3 milyon eurodan 13 milyon euroya çıkardı. Galatasaray'da olsaydı 3 milyon eurodan ya da 15 milyon euroya falan çıkardı. Ben çok transfer markta aldanmıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da gördük. Birilerinin futbolcuları şişirildi ama <laughs> teklifin T'si gelmedi. Fenerbahçe futbolcuları gömüldü. Oradaki değerlerine bir üstüne gitti. Şöyle söyleyeyim. Elinizi vicdanınıza koyup dürüst olarak düşündüğünüz zaman lan bu fiyata gider ya da gitmez dediğiniz futbolculara bakın transfer markta. Ne demek istediğimi gayet rahatlıkla anlarsınız arkadaşlar. Yani ben Fenerbahçe üzerinden söyleyeyim transfer markette yazan değerlere satılmış olsa bütün futbolcular ya da adını söylediğim futbolcular ne dersin? Mesela 6 ay 13 milyon euro. Süper. Bence şişirilmiş bir fiyat. Salahi 14. Salahi'nin piyasası yüksek. 14'ün üstüne gider. Ferdi 15. Ferdi 15'e satarlarsa vatan haini ben. Kim satarsa satsın. En az 20. Rossi 12. Ben bayram ederim 12'ye gitse. Bak 6 ay 13'e Rossi 12'ye gitse bayram ederim. Bugün ikisi satılsın. Siz de halay çekersiniz. Batshuayi 10, zaten 10'un üstü teklif bekliyoruz. Arda 11. Arda'nın yaşı daha 18, gelişmekte olan bir futbolcu 18 11'den 15'ten ölçülmez. Crespo 10. Evet, son dönemde düşüşte. Son dönemi baz alırsak 3 milyon euro bile yapmaz. kabul. Ama son dönemde düşüşte diye ondan da 3'e düşünecek halleri yok. Bak Crespo'yu bugün sat 8'e satarsın. Rahat satarsın. İrfan 7,5. Merakımdan soruyorum. Yani 7,5 8.5'dan 7.5'a düşmüş. Neyse çok yorum yapmayacağım. Aa 7.5 etmez. O sayı 7.5'a düşmüş. Kaçtan düşmüş? 8'den mi düşmüş? Şey 9'dan düşmüş. Niye düşmüş 9'dan? Son dönemde oynamıyor diye. Valla 29 maça çıkmış 1810 dakika oynamış. Evet gol asist yok ama bugün o sayı 7.5 satılsa ben zarar derim. Piyasası var. Milli takımda seçtim. Pedro 6.5'a düşmüş. Kaçtan düşmüş? 9'dan düşmüş. Tabi uzun bir sakatlık oynamayacağı haliyle. Ara 6.5'da sabit kalmış. King 7'den 6'ya düşmüş. Yani formda olduğu bir dönem vardı. Bilmiyorum. Lincoln 6'da kalmış. Bence Lincoln 6 haksızlık. 8 falan olması lazımdı. Zayt 5.5'a çıkmış. 5'ten. 5 5.5'a çıkmış. Tabi transferin etkisi var. Perez 5'e düşmüş. 6'dan 5'e düşmüş sakatlık. Alioski 6.5'tu 4.8'e düşmüş performans. Samet 2.5'tan 4.2'ye e, doğru. İsmail Yüksek 4.8'den 4'e düşmüş. Doğru. Valencia 3.8 ya. Türkiye Ligi'nin rezaleti. Emre Mur 3.5'tan 3.7'ye çıkmış. Tabi süre az olduğu içindir. Ustam 2.4 olmuş. 3.2'den. Mert Hakan 2.30 doğru hiç oynamıyor bunlar. Serdar Dursun düşüşte. Serdar Aziz, İrfan Can Eğribayat Nazım düşüşte. Doğru bunlar. Kabul. Yani böyle bir süreç. Göztepe'de idari ve tekne ilgili Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın bir sene daha Göztepe'de devam etmesini istemiş. Düzenli oynuyor. Kendini geliştiriyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bilmiyorum. Alanya İlçe Spor Güvenlik Kurulu. Alanya Spor Fenerbahçe maçı için toplantı gerçekleştirmiş. Fenerbahçe taraftar için tedbir alınacakmış. Sosyal medyanın bazı sitelerine Fenerbahçe taraftarı alınmayacak diyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe taraftarı o maça alınacak. Bilginiz olsun. Herhangi bir engel yok. Hocam bak Fenerbahçe söz konusu olunca hainlik yapıyorlar. Vali falan toplanmış. Alanya Belediye Başkanı falan toplanmış. Fenerbahçe'ye hainlik yapıyorlar diyor. Ulan bu her maç öncesi olur. İl Spor Güvenlik Kurulu diye bir şey var arkadaşlar. Manyak mısınız siz? Ya da ilçe spor güvenlik kurulu diye bir şey var. Siz kafayı mı yediniz oğlum? Yani maçların siz planlanmasının arka planda hiçbir şey olmadığını mı zannediyorsunuz? O siz cahil misiniz? Kafayı mı yediniz? Mesela çocuk musun ya? Her maç öncesi orada ilçe spor güvenlik kurulu toplanır. Kaç kişi görevlendireceğiz? Ne gibi te tedbirler alalım? Nasıl tehditler var? Girişten hangi kapıdan olsun? çıkışlar nereden olsun? Rakip taraftarların geleceği güzergah neresi? Katışma çıkmasın. Engelleyelim şu bu. Siz kafayı mı yediniz oğlum? Tabii ki bunlar olacak. Bunun Fenerbahçe düşmanlarının ne alakası var? <laughs> Hocam yok hükümet istifa dedik ya biz ondan dolayı yapılır. Ya bu her maç öncesi olan bir şey. Yani kendiniz de şey bulmayın. Keramet bulmayın. kendi bu kadar kendinizi önemsemeyin. Bu kadar büyütmeyin. Bu her maç öncesi yapılan bir şey. Normal bunlar. Prosedür böyle. Ya mesela bir okula bir öğrenci alırken bile bazı şeyleri var. Ya da bir devlet memuru atanacağı zaman güvenlik soruşturma şu bu oluyor. Bir sürü şey oluyor. Siz şey mi diyeceksiniz? Bak kafayı bana takmışlar soruşturma yapıyorlar diye. Geçiniz. çocuklarınızı geçiniz. Çocukça şeyleri geçiniz. Biraz kafayı çalıştırın. Ee, HAL seti sezon sonunda İrfancan Can Kahveci için teklif yapacakmış. İnandık mı? Hayır. İnanmış gibi yapalım mı? Evet. Emre Belezoğlu. Tarihe belki de adını altın harflerle yazdıracak teknik direktörlerden biri olacak. Ama biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Aslında bakarsanız Emre Belezoğlu'nun tarihe adını altın harflerle yazdıracağı bir tane maç vardı. Fenerbahçe-Sivas spor maçı. Tarihe adını altın harflerle yazdıracağı bir maçtı. Fenerbahçe-Sivas spor yenseydi son maçta muhtemelen Kayseri spora yenilecekti o ayrı mesele ama çünkü Fenerbahçe genetiği böyle bir şey söyler. Yani gidersen zor olanı geçip kolay olanı da bulursun. Neyse o geceden bahsedeyim. O gece sabaha kadar Emre Belezoğlu'nun İrfancan Kahveci ve Acun PlayStation oynadığı iddiaları var. Ha ne kadar doğru bilmiyorum. Ben sadece iddia diyorum. Ve o sabah, yani o gün İrfancan Kahveci o maçta ölü gibi. Hatırlayın. Hatırlayın arkadaşlar kaçıncı dakikada çıkıyor. Hatta 2-1 yenildik değil mi? Fenerbahçe Sivas Spor'a 2-1 yeniliyordu evinde. 11 Mayıs 2021 maç kadrosu. Mesut Özil, İrfan Can, Ozan Tufan falan. Ee, önemli dakikalar. <laughs> Bu arada 2-0 geriye düşüp 90 artı 3'te 2-1 yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. İrfan Can ne zaman çıkıyor oyundan ya? Aha da olmayan İrfan Can. Şöyle bir bakayım maçın başından itibaren. 9. dakika. İrfan Can kahveci oyundan çıkıyor. Mert Hakan yandaş oyuna giriyor. Bugün sabaha kadar pes oynayan İrfan kaldıramadı herhalde e tempoyu. Mert Hakan oyuna gidiyor. O da ayrı bir pesçi. 45 artı da gol yiyoruz. İkinci yarıya Gustavo, Luis Gustavo girip Atilla Salahi'yi çıkartıyoruz. Çok akıllıyız. Ve 48'de tekrar gol yiyoruz. 2-0 geriye düşüyor. Sonra 51'de Ozan'ı çıkarıp Sisse'yi oyuna alıyoruz. Bakın. Hep Emre Belezoğlu tayfa farkındaysanız. Yani İrfan, Mert Hakan, Ozan Tufan. Pelkas çıkıp o sayı Samuel giriyor. Sonrasında 79'da Caner çıkıp Ferdi oyuna giriyor. Ferdi Kadıoğlu. 90 artı 3'te de Sisse gol atıyor. Fenerbahçe sağdan 2-1 mağlup ayrılıyor. İstatistiklerde Fenerbahçe ezmiş, mahvetmiş, öldürmüş, şunu yapmış, bunu yapmış. Herhangi bir önemi var mı? Bence yok. Bence herhangi bir önemi yok. Sonuçta kazandığınız zaman oraya 3 puan yazıyorlar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçlarından biriydi. Tarihi maçlarından biriydi. Altından kalkılmadı. O gün bugündür hep söylüyorum. İrfan Can Kahveci eğer uygun bir zemin varsa Hal City'ye de gidebilir. Başka yere de gidebilir. City gidebilir. Hani City git diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Ne derseniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne derseniz diyebilirsiniz. Ben İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceğini hoş karşılamıyorum. Şimdi e, arkadaşlar yatırım çoksa beklenti de çok olur. Taraftarda bir şey diyemiyorum ben. Yatırım çoksa beklenti de çok olur. Şimdi siz bu kanala aylık 200 TL üye olsanız, 200 liralık para verseniz. Beklentiniz de yüksek olur değil mi? İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye gelme süreci. Yani 7 milyon euroyu almışsın. Futbolcuyu bak 7 milyon euroya almışsın. Sportif başarılara bağlı 1 milyon euro bonus ödeyebilsin. 11 milyon euroyu geçerse de %20'sini Başakşehir'e vereceksin. Allah aşkına İrfan Can'ı 11 milyon euroya kim alır? Hocam 6 gol 3 asisti var 1698 dakikada. Valla eğer Acun 7 milyon euro verip İrfan'ı alırsa Fenerbahçe'ye çok büyük iyilik etmiş olur. Ya da 10 milyon euro verip İrfan'ı alırsa çok büyük iyilik etmiş olur. Büyük Fenerbahçeli deriz. Onlar için para çok önemli değil. Yok da güzel olur. Hakkımız da hayırlısı olsun. Akşam Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. İnşallah maçın kazananı galibi Fenerbahçe'miz olur. Maç öncesinde canlı yayında görüşürüz inşallah arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun.